Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin ilk yatırımı polipropilen üretim tesisi, teknoloji lisansör ve ortaklık anlaşmaları imza töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkaban'ın katılımıyla İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Ayrıntılar haberimizde. Dünyada birçok stratejik müteahhitlik projesine imza atan Rönesans Holding, müteahhitlik, gayrimenkul, sağlık ve enerji sektörlerindeki yatırımcı kimliğine ek olarak endüstriyel yatırım alanında uluslararası bir petrokimya üreticisi olmaya hazırlanıyor. Holding hem kendisinin hem de Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına imza attı. İstanbul'da gerçekleştirilen resmi ortaklık imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab ve konsorsiyum ortaklarının üst düzey yetkilileri katıldı. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde inşaatına başlanacak polipropilen tesisiyle bir hayalimizi daha gerçekleştirecek olmanın, bir hedefimize daha ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1.4 milyar dolar maliyetle Cumhuriyetimizin inşallah 100. yılında hayata geçirilecek tesis, petrokimya alanındaki cari açığımızın kapanmasına yönelik önemli bir endüstriyel yatırımda olmuş olacak. 2023'e geldiğimizde petrol ürünleri ticaretinde Akdeniz Havzası'nın en önemli ülkelerinden birisi olacağız. Gerek potansiyelimizin önümüzdeki yıllarda daha da artması, gerekse de Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere yakın çevremizin artan talepleri bu hedefe ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle imza törenimizin ülkelerimize hayırlar getirmesini temenni eder. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere projede emeği geçen firmaların yetkililerine, ortaklarına ve değerli dostum Cezayir Enerji Bakanı'na verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Gerçekleştirilecek yatırım polipropilen alanında iki ülkenin de konumunu güçlendirecektir. Bu işbirliği iki ülke için enerji alanındaki güçlerini artırmak, her iki ülke ekonomisinin de kalkınması ve dostluklarını daha da güçlendirmeleri için bir fırsattır. Proje tamamlandığında Türkiye'nin bir yıllık cari açığını yaklaşık 250 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Bizim için gerçekten çok çok önemli bir adımdı. Bu adımda da Cezayir Milli Enerji Şirketi Sonatrak'la beraber atıyor olmanın aslında bugün gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi burada benim önemli gördüğüm husus, sizi dinlerken dikkatle dinledim. 5 yılda 10 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ettiniz. Yani endüstri bölgesi için. Evet. Bu yatırımda tek başına 1,5 milyar dolara yakın. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Aslında bu yaptığımız toplam yapılması gerekenin onda biri. Ve bütün bu planları gerçekleştirebilmek için diğer bütün petrokimya yatırım yapmak isteyen Türk ve yabancı bütün firmaları Ceyhan'a bekliyoruz. Bizim buradaki görevimiz onlara ev sahipliği yapmak, onların altyapılarını getirmek ve en kolay şekilde orada fabrikalarını hayata geçirmelerini sağlamak için onlara yardımcı olmak bizim buradaki en büyük görevimiz olacak. Dediğim gibi bir taraftan kendi fabrikamızı yaparken diğer taraftan da diğer bütün paydaşlarımızın önlerini açacağız ve inşallah orada büyük bir kümelenme sağlayacağız. 10 tane birbirine boru hatlarıyla bağlı fabrikayı devreye soktuğumuz zaman o zaman 10 bin istihdamı gerçekleştirmiş olacağız. Siz aslında inşaat ağırlıklı bir kurumsunuz, evet. Ve yurt dışında da esas ağırlığınız. Türkiye'de inşaatta da önemli yatırımlarınız var ama o inşaatın dışındaki en önemli yatırımınız. Evet. Çalışmalarınızı genel olarak bir özetler misiniz? Aslında baktığımız zaman bizim gayrimenkulde ve kamu özel ortaklıklarında yatırımlarımız çok büyük miktarda var.
Bu petrokimya alanında yaptığımız ilk yatırım. Maalesef çok geç kaldığımız bir yatırım. Keşke çok daha önce yapsaydık. O anlamda ama işte ancak işte taşlar yerine ancak oturdu. Cezayir firmasının Sonatrak'ın bize olan desteği burada çok çok önemliydi. Sadece ortak olmaları değil, aynı zamanda ham maddeyi de 15 yıl boyunca bize temin edecek olmaları aslında bu projenin önündeki en büyük engellerden biriydi. Daha sonra da böyle büyük bir arazinin tahsis edilmiş olması, başta Sanayi Bakanımız olmak üzere tüm bakanların bu projeye olan inancı ve destekleriyle bu proje aslında 1,5 sene gibi çok kısa bir zarf süre içerisinde ayak işte ete kemiğe büründü diyebilirim. Ve şu anda artık önümüzde işte projelerin yapılması ve işte finansal şekilde kapanışın yapılması ve işin başlatılması gerekiyor ki bunlar aslında işin artık kolay kısmı. İnşallah bu ilk önemli adımı atacağız. Oraya yapacağımız altyapıyı da diğer firmalara kullandırarak onların aslında çok büyük bir ihtiyacını gidereceğiz. Artık tek yapmaları gereken kendi fabrikalarını kuracaklar ve mevcut altyapıya bağlanacaklar. Efendim, proje endüstri, petrokimya endüstri bölgesi ve özellikle bu yatırım neler katacak ekonomimize ve Türkiye'ye? Bugün biliyorsunuz büyük ülkeler mesajlarını ticaret savaşlarıyla, kur savaşlarıyla veriyor. Bu anlamda ülkemizin daha da güçlenmesini sağlayacak. İthalatımızı daha çok azaltacak. Buradan burada oluşan katma değer kendi ülkemizde kalacak. Ve kendi ülkemizde yatırıma dönüşecek. Ve dediğim gibi yani bu yapılması gereken 10 tane çok büyük tesisin birincisi ve belki de en küçüğü. Bundan sonra birçok daha 9 tane 10 tane daha fabrika yapılması lazım. Biz de gücümüz yettiği oranda bu yarışta, bu mücadelede çalışmaya devam edeceğiz.